Şey, hadi git veterinere git, ben düzeltirim. Sen oraya git, ben onlarla konuşurum. Git hadi, yok hadi ya. Tamam. Yok. Bunun senelerde şeye gitti mi? Ya veterineri güvenim. O kadınların gözünü söyleyeyim de gitsinler bu kadınlar. Ne kurdu, ne yapma. Evet, zaman içine gitsin Allah aşkına. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim. Ya kusura bakmayın, bu birkaç tane dengesiz kadınlar var. Sizi aramışlar, özür diliyorum ya, gerçekten. Valla şu anda da yayındayım, sesinizi duymuyorlar ama... Yani ben bilmiyorum, ben çok mahcup oldum, kusura bakmayın valla. Ya Maya gayet iyi, Allah razı olsun. Bak ben o gün de yayında, sizden sonra da söyledim. Biliyorum, dün Kadir bana gösterdi, videosunu attı, sizin arkadaşları her gün arıyorum, bilgi alıyorum. Çok iyi yani, hiçbir sıkıntı yok, ben biliyorum zaten. Bir dakika, ben hoparlörü açıyorum, sizi bir duysunlar. Bir dakika. Maya şu an yanınızda değil mi Maya? Merhaba. Maya çok çok iyi, merhabalar. Maya çok çok iyi, hiçbir problem yok. Sağlık durumu gayet iyi. Bugün, hatta bugün isterse taburcu edebiliriz. Yok, ben bu konuyla ilgili sizinle özelden konuşacağım. Şimdi benim olduğum ev olmadı, onu bir konuşalım, halledelim hem ödemeyi hem diğer konuları. Okey. Çünkü biraz daha misafir kalabilir sizde. Zaten ben size güveniyorum yani. Ya hiç sıkıntı yok Hülya Hanım. Maya gayet iyi. Hiçbir problemi yok. Biz kaçtır yayınlara falan bağlanıyoruz. Arkadaşlara gösteriyoruz diyoruz. Bakın içiniz rahat olsun. Maya iyi. Yok yok, kimseye göstermeyin. Benim haricimde hiç kimseye kedimi asla göstermeyin. Benim haricimde. Sizin yetkiniz, sizin hayvanınız tabii ki. Benim haricim. Ben gördüm, ben zaten o gün kediyi getirdiğimde zaten sıcaktan havale geçiyoruz. Biz bile sıcaktan havale geçirdik. Kaç gün kendimize gelemedik. Biz bile Urfa'nın sıcağına dayanmak zorundayız. Ne yapalım yani? Sıcak, gerçekten çok sıcak. Siz kime göstermişsiniz az önce bizim kediyi? Az önce kimdi? Vallahi bilmiyorum. Birileri aradılar işte, yine Maya işte öldü mü? Biz ölmüş olduğunu düşünüyoruz falan filan gibisinde. Tamam da neden gösteriyorsunuz ki yani? Şimdi siz magazin diye birine mi göstermişsiniz? İnanın bilmiyorum Hülya Hanım, çünkü ben TikTok aleminde yokum biliyorsunuz. E tamam, kim gösterdi ya? Siz TikTok'a birine gösterdiniz mi kedimi? Ya yok, TikTok değil, sadece WhatsApp üzerinden bir görüşme sağladık, ben orada gösterdim. Tamam da onlar prim kasıyor yani benim üzerimden. Tanımadığım insanlara niye benim kedimi gösteriyorsunuz ki? Bak burada kızdım yani şu an. Ben o detayları bilmem biliyorum. Nereden bileyim o detayları? Tamam işte göstermeyin yani, onlar prim için yapıyor zaten. Aa, ben onu bilmiyordum bak. Onlar şu an benim üzerinden izlenmek uğruna prim yapıyor. Siz niye benim kedimi niye ortada kullanıyorlar ki prim uğruna? Şimdi karaktersizler benim ağzımı bozuyorlar. Ya şimdi sen ne zaman merak eden oldun mu, tamam mı? Ben burada ya benim haricimde Maya'yı, kedimi hiç kimseye ne göster, Kadir, ben ve Kadir. Kadir birazdan gelecek. Benim haricimde, Kadir haricinde ne kimseye cevap veriyorsunuz, ne kimseye kedimi gösteriyorsunuz, ne de öyle bir şey oluyor. Zaten prim kasıyorlar yani. Niye benim kedim, siz kendiniz görüyorsunuz, aşıları eksiksiz değil mi? Aşıları olsun, maması olsun, bakımı olsun, ben kötü mü bakıyorum kedime? Yok, hiçbir aşısı eksik değil, gayet sağlıklı, hiçbir problem de yok. Yani benim kedim öyle çirkin, sağlıksız, bakımsız bir kedim Allah aşkına? Ya diyorlar işte biz canlı yayında görmüşüz, bilmiyorum işte canlı yayın olayını da bilmiyorum. Görmüşüz Hülya, işte kediye saldırmışlar, kediyi yere atmışlar, yok bilmem ne yapmışlar. Bizi yok kedi de, ben şimdi buna bu kedi darp edilmiş diyemem ki. Ya Allah aşkına, kedide öyle herhangi bir psikoloji... Ha bir de diyorlar kedinin yüzü üzgün diyorlar, bir dakika. Benim kedimin yüz hatları, yüz şekli basık. Allah aşkına, buna da bir açıklık getirir misin? Basık ama blue point kedi. Bunlarda yüz basık olur zaten. Ne kedi, blue point mu? Ya işte bunlarda işte bu cinste yüz böyle olur zaten. Tamam işte onun yüz hatları böyle biraz basık yani. Benim kedim niye üzgün olsun? Aynen, ben aynısını göstereyim, var kafeste. Hastamız var, yatıyor. Ya ben anlamadım kız, bunlar kafayı bozmuş benimle. Gayet de mutlu yani, mutsuz değil yani.
Zaten mutlu, bizimle mutlu, sadece sıcaktan öyle hasta oldu. Yok işte kedi üzerinden bana yürüyorlar. Ya artık bu insanlar var ya, işte zirvede olmanın şeyde avantajları, yani yapacak bir şey yok. Kıskanan çok. Ya sen çok kimseye kulak verme, işine bak, biliyor musun? Çok umurunda olmasın. Yani benim şahsi fikrim bu yönde. Ama emin ol ki bu 2-3 gündür yani telefonlarımız susmuyor. Biz başa çıkmaya çalışıyoruz. Ya rica ediyorum, kediyle ilgili kim ararsa arasın. Bir daha da benim kedimi WhatsApp üzerinden bu pilimcim ve bu leş kargası pislik insanlara rica ediyorum göstermeyin. Ya bu yanlış bir şey, yani bu şu an çok yanlış. Benim haricimde hiç kimseye. Yani siz kendiniz görüyorsunuz, benim kedim bakımsız değil. Benim kedim hasta bir kedi değil. Ben dört dörtlük senin yanına yayın harici geldiğinde sana ne dedim? Dedim ki ben en iyi mama olsun, en iyi mamayı vereyim. En iyi şey de olsun. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyini aksatmamışım yani. Maya'da bir sağlık problemi yok, hiçbir şey yok şükür. Riskli olan her anı geçirdik beraber, burada hiçbir problem de yok. Tamam, ben sizi birazdan ayrım, yayın haricinde birkaç gün daha orada kalsın. Çünkü ben bir eve yerleştim. Bir eve yerleştim, bu evden de taşınacağım. Ev olmadı. Benimle beraber dedim oradan buraya gitmez. Yok, olmadı ya ben... Niye ya? Geri mi dönüyorsun? Ya ev biraz korkutucu şey, biraz şey ya, müstakil ev, biraz ben korkuyorum burada. Yok, müstakil ev sana olmaz ya. Kızınla yaşıyorsun, olmaz. İşte. Bir de mutluyum. Mekoş diyorlar ki benim kedimin yüzü böyle basık ya. Diyorlar ki bu kedi niye üzgün? Bak adam kendisi diyor, cinsiyeti öyle bu kedilerin. Bak diyenlerin %80'in kedinin olduğunu bilmiyor, beslememiş. Hayatta ellerini sürmemişler. Bir kediye bir kap su vermemişler, bir mama vermemişler. Bilmiyorlar, o yüzden yorum yapıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Adam neye gülüyor? Adam size gülüyor. Ne boş yorum yapıyorsun? Diyorlar adam gülüyor, diyorum size gülüyor. Kime gülecek? Hayır, gerek yok. Ama ayıp yani, benim kedimi kalkın siz yurt dışından arayın. Deyin ki WhatsApp'tan görüntülü arayın. Kedinin ekran kaydını almış, biliyor musun? Ben onu bilmiyordum ya. Sizle konuşurken kedinin ekran profilini almışlar. TikTok'ta orada burada paylaşıyor. İşte bunlar böyle insanlar. Yani ben kediyi size önce Allah'a sonra size emanet. Şu an benim burada sorunlarım var. Ev istediğim gibi gitmiyor. Ben sizinle konuşacağım. Ödemeniz de var. Onu da konuşacağım. Birazdan sizi arayacağım canlı yayın haricinde zaten. Okey. Tamam. Yani ben o gün de gördüm. Ben içeri gelir gelmez hepimi koş. Valla 3-4 tane hekim gitti kedinin başına. Ben söylerim yani doğruyu. Öyle o kadar vicdansız biri değil ki. Seviyoruz, severek yapıyoruz. Normal veterinerlere gidiyorsun, bir kişi çalışıyor. Valla sizde 3-4 tane hekim var. Ben kendi gözümle gördüm. Aynen. Yani ben şimdi doğruyu söylerim. Aynen. Yine bir sorun olursa görüşelim. Tamam, ben sizi özelden arayacağım. Tamam, sor birazdan. Tamam, ben çalışacağım şimdi kendime. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kız bu Esra, kız bu kadınların psikolojisi bozulmuş. Siz kalkın, yurt dışından adamı arayın. Adamla görüntülü konuşun. Maya'nın ekranını alın. Sonra TikTok'ta kalın. Kız, bacım, kocanız yok. Derdiniz ne lan? Kız bunların psikolojisi bozulmuş. Ay gerçekten gidin tedavi olun. Allah rızası için insanların hayatlarıyla uğraşmaktan bir vazgeçin. Kız sizin işiniz gücünüz yok mu? Gerçekten utanın artık. Bir hayatınız yok mu? İşiniz gücünüz yok mu? Lan benle bu kadar uğraşacağınıza, kocanızla, çocuklarınızla uğraşsanıza lan. Gerçekten psikolojik sorunlarınız var sizin. Lan derdiniz ne? Gerçekten derdiniz ne yani sizin? Kız vallahi bunların psikolojisi bozuk. Hele o yürümü sabitleyen o gerizekalı kimse. Ne bileyim, bu korku videosu yok ya diyor, onu dışarı getirip duvara koyuyoruz, böyle korkutuyor. Ya doğru söyle, ne yapıyordun? Vallahi çatla. Duvara sapıyordu. Başka ne yapıyordun, doğru söyle. Bir kere nedir, kolay içmiştik beraber. Şimdi değil, ben mutfaktan dışarıda. Gitmiş yanında bıçakla duvar buydu. Ben sonra bir kere korkudan şişeyi kafasına aldım. Bacılar, annem bir banyoya girmedi mi? Bir çığlık atmadı mı? Banyoda çığlık at, su buz gibi. Ben duş almasam da dayanamam, ben her gün... Ya Tony'cim teşekkür ederim, pompacı. Pompacı teşekkür ederim, Kalea teşekkür ederim, Coco teşekkür ederim. Mekoş bu isimleri hayatta okuyor, şu burada ne okuyor. Kurban verin, hepinize çok teşekkür ederim. İsimleriniz niye böyle değişti? Anne, Zeytin. Niye koku moku poku? Bu ne isim yapıyor?
İşte bu bu. Kocaman, teşekkür ederim. Kocaman. Bir sen Allah razı olsun. Kız hepinize teşekkür ederim ya. Ay düşmanlara çatlayın siz de. Mesela sen sahte hesap kullanıyorsun ha. Sen bir sen hakaret küfür ettin. Sen ne biliyorlar? Kızlar! Ya. Şimdi geçici olarak buradan bir ev arıyoruz. Biliyor sen burada izin verdin mi? Ne güzel. Değil mi? Çok güzel. Enes çok teşekkür ederim Enes. Bunlar açık satıyorlar. Ya Esra gidip yemek yesene. Esra'nın alıyorum hiç adı yok ki Esra. Ya Tony, çok teşekkür ederim Tony'cim. Kurban verene, hepinizin ismi de çok güzel. Sadece ne yediğimi anlamadım ve toplumu çıkardım. Yemek yiyin. Ya ne çok teşekkür ederim Tony'cim. Kız hakkınızı helal edin, o kadar hediye aldınız. Allah razı olsun hepinizden sen, ya. Ben seni öldürürüm ama sen niye atıyorsun buraya? Karpuz yesene. Kızlar bugün adamlar gelip dolapları yapacaklar. Yani ben çıksam da çıkmasam da bu dolaplara para verilmiş dolaplar takılacak. Ben geçici olarak buraya yerleşim. Bir tane destekçim var. İsmini vermeyeyim. Kadın bana yazmış demiş ki sana perşembe günü de temizlik şirketi göndereyim. Geçici olarak bir böyle bir kafamı dinleyeyim. Kalkayım kendime yavaş yavaş düzgün bir ev bulayım. Burada ben zaten kalamam kışın. Korkuyorum bacım. Mahalle akşamına kadar sakin be koş. He kız. Akşam ıssız. Aşağı 5 dakikası bekliyorsun oğlum. Ne? Burası nasıl bir aşağısı? Burası ıssız bir ada gibi. 5 dakika aşağı iniyorsun orası da bir ya büyük bir şey Taksim. Çok değişik bir yer bilmiyorum. Kızlar bana ben burada kalamam anam beni bıçaklar öldürür diyor Allah korusun. Düşmanım çok kızlar. Hani bir şey söyleyeceğim mi? Bu eve girmek 5 Kim o? Evet. Ya benim Mekoş, biz bu mahallede düzgün insan var mı yok mu onda bilmiyorum, korkuyorum ha. Son bir şey kaldı, onu da yaptım senin oluyor. Bak Urfa olsa, insan böyle müstakil evde rahatlıkla yaşar, güzel. Hiç sıkıntı yok. Ama İstanbul'da korkuyorum ha Esra, valla. Mekoş öyle değil mi? Ben açıkçası olsam oturamam burada. Burası kim kime dumdum anam, nasıl bir yer? Yani siz diyorsunuz yok işte Hülya evi beğenmedi, şöyle böyle evi beğenmemekle alakası yok, korkuyorum yani. Ne yapayım elimde mi korkuyorum. Koko teşekkür ederim Koko. Mutfağı da küçük yani güzel değil. Mutfağı evet, beğenmedi de evden korkuyorum. Güzel. Hı? Aşkım ben korkuyorum. Üst katımda korku evi, Allah bilir korku evinde neler yapıyorlar sabaha kadar. Üst katım korku evi. Ya Allah aşkına bu yukarı evi hiç mi temizlemediler bunu? Bu ne? Korku evi gibi ne bileyim ben. Hiç kimse alamamış buraya. Biz orayı temizler değil mi? Temizlik bana yapamıyoruz. Zaten yarın temizlik şirketi bir de kıyafetleri yerleşecek. Kızlar böyle de psikolojimi bozdu. Şimdi ben pat diye bir günde de ev bulamam. Pat diye acele etsek yine kötü bir eve geçeceğim. Önce bir evi araştırayım. Düzgün bir ev bulayım. Mahalleye bakayım ondan sonra taşınacağım. Artık böyle pat diye bilip bilmeden gelemem yani. Koko teşekkür ederim Kokocuğum kurban verene. Yine telefon elinde. Yine dünyayı unuttu. Bir şey yapmıyor. Bilmiyorum ne yapıyorsun gene? Yine dünyayı unuttu. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ben orada yapacağım. Bizim bahçede oynasınlar. Kim oynasın? Kim var? İngilizce bahçede oynasınlar. Bu falan çamdan bakıyordu kaç kişi yer ayır ediyordu. Ya burada kim? Yazın böyle çıkıyordu. Top mu var top oynuyor? Bahçede sivrisinek yılan akrep de onun temizlenmesi lazım. Neyse bu bir ne dediğim ben anlamadım. Çin cips yiyeceğim şimdi. Geçeriz. Hadi yiyeceğim. Bir mangal mı yapalım?
Esra abla içer. Ne yapmaya koş. Ece abla içer. Mangal yapalım. Korku evinde. Korku evinde. Korku evinde ben. Hadi Ece abla onu mu aldı? Medoş teşekkür ederim Medoş. Ya, da koran da var. Ya ben şimdi evden vallahi billahi tillahi evden çok korkuyorum. Çok korkuyorum ama biraz hele bir kalın düzgün bir ev bulana kadar belki alışırım. Belki alışamasam giderim. Ya bilmiyorum o kızlar şu an bir şey diyemem bilmiyorum. Diyorlar ki Hülya Villa almış villasına yerleşecek o yüzden. Adama sorduk buraya bu kraba kaça adam diyor ki 8 bu ev 8 trilyonmuş lan. Sadece sanki 300-400 milyon paradır. Zeus teşekkür ederim Zeus kurban veren ama ben salak mıyım? Kızlar bir elimde avucumda ne varsa bütün paramı hepsini verdim. Yol parası desen, bu ev kirası desen, depozito desen, o desen, bu desen. O ben salak mıyım? İnsan bir aptal olması lazım ki bu kadar parayı versin. Bir hafta 10 gün sonra da başka bir yere taşınsın. Azıcık 3 kere benzin aldık. 3 kere benzin aldık. 5 milyon tutun. Ne dedim? Siz fulliyordunuz. Yetmiyordu. Her gördüğümüz evde duruyordu. Kız yavaş. Kaya teşekkür ederim Kaya. Aşkolarım benim çok teşekkür ederim. Bari görevimi tamamlayın. Kuduşlara badine koymuşum. Cümle olmadı. Buram binaları niye böyle çıktın? Bina da yapıyorlar. Site mi de bina. Kız niye benim ayolumu versene. Allah kahretsin. Bak dün akşam da bunu attınız. Bunu at aşağı. Dün akşam da bunun sesini at. Bak akşam ben korkuyorum. Kız dün akşam da zaten ben evden korkuyorum bunu açmış ya. Atın onu dışarıya. Kız dün sen yatıyordun bunlar bunu açmış ya ödüm koptu. Nerede kız? Maymun ne? Ama kız ben dedim biraz korkuyordum. Maymun emi asla atma. Bunu da yeni keşfettim abi seviz. Çikolatanı kim etin bitirdi? Hep zile bas ya. Ben de olaya gidiyordum. Hangi zile bas oldu aşkına? Zaten 13 işte. 10. kalktım. Zile öyle çağırıyor ha öyle mi ya? Başardığına ilk geldiğimde ben tanımıyorum bu zile geldiğimde. Kız bana değil. Demek ki bu evin perileri ve Hülya'yı bekliyormuş. Zil Hülya dediğine göre. Kız her günü yine hayatlar ne yapıyordu bu? Gidip eve bakıyor temizlik dedi aa gidin ben koyarım git bak verili evde. Hatırladın mı evdeki evi? Esra kurban verili yapamıyor muyuz gibi? Hayır evi yapalım. Evi. Kurban verili. Kurban verili. Niye? Nesneş teşekkür ederim. Ne oldu kız? Düşünsene birisi gece uyuyup yaratmayacak. Niye böyle yapıyor? Hülya diyor ha. Esra kuşu bu ev uçar kız çok soğuk. Sanık yapmıyor değil mi? İstanbul'da kışın erken olur o zaman. Kışın nasıl olur? Evet. Kışın burada erken olur. Urfa gitti. Nasıl Maya Canlı'da? Maya Canlı'da derken? Nasıl Maya Canlı'da? Maya'yı mı açmış? O sabitlemeyi kaldım. Boş sabitlemeler niye yapıyorsunuz? Niye boş sabitlemeler yapıyorsunuz ki siz? Gerizekalı. Kim yaptı onu? Kim o sabitlemeyi yaptı? Kız benim ben bütün moderatörleri çıkarıyorum. Hemen hepsini çıkarayım. Siz durun. Estağfurullah. Bir saçma sapan sabitlemeler niye yapıyorsunuz? Gelsin. Thank you.
Ne boşsunuz ya, saçma sapan sabitlemeler yapıyorsunuz. Ne yapar şimdi? Kim yaptı onu? Ayaklarım ağrıyor, ben kuşak tarafım ağrıyor. Ben de ayaklarımı kaşıyor, kaşıyordum artık. Hangi gerizekalı aptal onu yaptıysa? Ne oldu ki? Onu yaptı, salak dolu. Ben bunu derkenlere çıkardım bile. Defol gidin. Kızlarla derdim başımdan aşkın, yemin ederim. Hangi birini çıkarayım? Bir sürü var. Kızlar şu moderatörleri bir çıkarayım hele ben. Anam bir sürü var, ben hangi birini kaldırayım? Ben bilsem kim yapmış. Hepsini kaldırdım. Moderatör bana lazım değil. Bir şey yaptın. Boş boş yorumları sabitliyorlar. Ne boş? Saçma da ben yorumları sabitliyorlar. Dur daha çay içiyoruz. Ne acelem var? Biraz daha yiyorum. Ne yiyorsun da? Kızlar teşekkür ederim hediye için. Tüm ayıcık attı. Dökme benim koltuğuma. Ya kızlar maya veterinerde. Ben sen koltuğumda bir yapar mıyım? Ben evimi yerleştirmeye ne kadar maya getirmiyorum. Maya yorulmasın. Yo işte maya üzgün, maya durmuyor. Benim kedimin yüz şekli böyle üzgün gibi. Onun yüz hatları, yüzü basık. Yok Maya üzgün yok. Maya niye üzgün olsun? Maya çok mağazı üzgün. Sen onlara bakın. Sen gönder Maya'nı düşmanı. Maya şu an veterinerde. Ay ay benim biraz daha konuşun. Biraz daha konuşun canım. Biraz daha konuşun kurban verene. Hangi gerizekalı yorumu sabitlediyse, hangi gerizekalı, anladınız mı? Yardım ol. Düşmanlar çatlayın, çatlayın. Bir ben bu ev korkunç olmasa kalırdım. Şimdi ben nereden bir daha kalk, ev bul, depozito ver, kira ver, gücüm kalmadı artık. Bir tane toparlasın da düşmanım. Kendine bulursun. Ay burayı kaldıramam. Bir ay gelsene bana, bu kimindir? Ay millete dert olmuşum kızlar. Yemin ederim artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Allah canımı alsın ki ben zirvede olduğum sürece size böyle kıskanıp patlayın. Buzaya aşık olmuş bir tane kadın. Yürüş. He. Yuvala. Yemin ederim. Onun üzerinden bir bana yürüyor kadın. O bir tane magazin kadın var, yemin ederim. Ona aşık olmuşsa da onun üzerinden bana yürüyor. Mahalli çıktı mı? Herhalde birbirlerine aşık olmuşlar. O kadına aşık olmuş. O Karagül meselesi gibi. Karagül de ona aşık olmuş mu olmamış mı? Yazmamış mıydı? O da öyle. Herkes Karagül'e şok olmuş. Karagül'ün ona yazdıklarını sana göstereyim. Ya yazıyorlar, yazıyorlar. Kızlar mesajlar duruyor. Yemin ederim. Al adam sizin olsun bacım. Ben senin peşinde değilim. Ben senin mi? Yok sen. Ben çoluk çocuğumla şu an onlarla uğraşıyorum. Ben şu an sizin gibi boş şeylerle uğraşamam. Ama sen bir şey yapıyorsun. Benim. Ne yapıyorsun? Bir kutlu sabitleme şu an gelecek abi. Sabitleme sadece kimde vardı? Bunu ödeyeceğim abi. Sadece sabitleme 2-3 kişi de var. Sen Emine. Bir de bilmiyorum 2 kişi daha ama kim bilmiyorum. Başka da yok. Anneciğim elim soğuk değil. O kadar hediye geldi. Kurban motor be. Motor filan geldi. O kadar hediye geldi. Eve gidelim. O kadar hediye geldi. Yürüşüme 50 kalıyorsun var 150 liraya. Hey çay için bak, uğruyorduk oraya. Hadi, hadi. Tam 100 liralık hediye aldım size hadi. Hadi. Ama şimdi sabaha kadar yatmaz. Tuz da alalım. Ne ara geldik be. Ben rahattım halbuki. Beni teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler abi. Tuz da alalım. Evde tuz yok. Anne tuz yok. Mekan var mı? Anne
Kadir teşekkür ederim Kadir. Anne. Ha. Alırız gel hadi gel. Yine o diyor sana motorla balina gelmiş diyor bana erik alacaksın kızlar. Yapma. Ya yapma hayır. Gel yürü eve yürü. Abi, ya her bana bir dakika her bana. Dün o canım o kadar çekmişti senden. Ya kızlar her hediye gel. Alırım kızıma dedin. He anne. O her, ya Hira, o kadar hediye geldi eve gidiyoruz. Ya niye biraz bana? Biraz tutumlu ol ya. Bence de Hira biraz tutumlu ol. Kızım biraz tutumlu ol. Çiçeğim benim. Tabii yoksa ya. Hira senin için akşam yemeklerinde bile zeytin yiyeceğim. Bence de ona göre. Hayır ben dondurma yedim tamam. Ya ben her dışarı çıktığımda bir sürü para harcıyorsunuz. Öyle olmaz ki. Anne ben az harcadım. 25 lira harcadım. 35 toplam. 35 bize biraz erik verir misin? Yarım kilo erik. Yarım kilo mu? Yeter size. Kim çok bile. O yarım kilo mu? Kız biter. Güzel vereydin. Yok o sert mi o yoksa yumuşak erik mi? Sert daha olsun. Güzel. Sert daha. Bak bir tane eve yedi mi parasını vermem. Ya ne parası? Sert daha iyi. Sert mi yumuşak mı? Ya sen ye bir şaman. Çok mu sert? Yer misin? Yer. Sen de böyle peşimde. Yemin ederim çok güzel. Vallahi ben benim siz gidiyorsunuz ben yemiyorum ki. Sert sert onu. Tamam başlayalım ister misin? Mükemmel yani. Biz bu dünden beri peşimizi bırakmadık. Allah'tan bırakmamış. Tamam tek onu al. Bak beni sinir etme. Ne kadar o? Yedikleriniz benden ikram fazlası. 120 tuttu 100 lira ver yeter. Tamam. Şöyle vereyim. Kart geçiyor mu? Bak sana. Bak kızlar abdi diyor. Ay bir de diyorlar abdi ya Rabbim ya. Şovcuk çocuğum. Ay abdi ahi. Hira bir daha dışarı çıkarmayacağım sizi yok. Çıkarma çıkarma. Bence de bu son gün olsun. Bence. Para harcıyorsunuz. 35 lira harcadım hakkını helal et. Ya çocukların canı sağ olsun. Ama her çıktığımızda ya, olmaz ki. Ben harcamıyorum ki 35 lira harcadım bugün çok mu? İflas ederiz ha İstanbul'a yürü. 35 lira harcadım. Şifreyi ezberledim bile. Sus. Bak daha yeni patlamışsınız zaten. Eyvallah. Bu en tamam. Çok harcayan. Tam var mı isteğin? Yok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Yaralaydık çok güzel görünüyor. Yürü eve. Meguç bir daha ben bunları dışarı çıkarmayacağım valla. Kızlar burada çok para gidiyor bacım. Vii Instagram'ını istiyorlarmış kızlar. Gel gel. Gel Instagram'ını söyle gel. Söyle söyle. Ya gel söyle gel benim. Yok istemiyor kızlar zorla. Ali Kılıç'mış kızlar. Ali Kılıç. Anne seni buldum anne. Anne seni buldum. Anne ya seni buldum. Seni bulduk gel. Beni buldunuz derken kim? Hira diyor. Ne alaka helvacı Mico'ya. Ali? Ne alaka? Mico'ya benziyor. Evet Miço'yu buldum. Ben de gördüm. Anne. Ay. Biz sana bak anne. Biz sana bak işte araba dediğim bu olacak. Moeco be. Teşekkür ederim. Moeco kurban verene. Anne arabaya bak. Anne. Moeco teşekkür asıl ederim. Araba kızlar bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hira bir dakika. Bundan sonra dışarı çıktığım bir şey almayacağım. Bir dakika şöyle bir şey var. Kızlar burası İstanbul ve tutumlu olmam gerekiyor. Bak, bak, bak. Her şeyi almadığın zaman cimri demeyin. Fotoğraf gel aşkım gel çekelim. Merhabalar. Siz de burada mı oturuyorsunuz? Az önce geçtik duramadık sonra baktım buradaydım. Ya kurban vereyim. Sizin yanışınızı gördü hemen söyledi bana. Evet ya taşındık. Teşekkür ederim canım benim. Hadi biz gidelim o zaman. Hadi kendinize çok iyi bakın kurban vereni. Gene mi Instagram? Ya herkes Instagram'ını istiyorsunuz ya. Gerçekten yuh yani ya. Bir de benim ne son puanı. Ya kızlar, Mekoş gel Allah aşkına bir dakika bir şey. Kampını istiyor. Görüyor musunuz kızlar? Yallah, yakaladım sizi. Abdi gel peşime, Abdi geldiler Abdi. Ben Abdi. Ay ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İzliyorlar mı? Benle beraber izliyor seni.
Derhal ayrılıyorsunuz kızlar. Erkeklere güvenmiyorsunuz. Yani. Hiç öyle niyetleri yok vallahi. Baksana hiç. O kızlar da hiç vazgeçecek gibi değil. Ne çek? Abi düzgün çek be. Zaman deliler gibi çıkmışım. Bu ne hal şimdi? Pijama, eteğin altına pijama. Kız valla giyinecek halim yok kızlar. Ne yapayım? Ha bu ne önce öyle giyinmez de. Bari uyumlu olsa, bari tişört siyah olsa. Bu ne ya? Kızlar geldiğinden beri her gün başıma bir olay geliyor. He he. Baba Noah da bir şeyden eksik olmasın. Bugün de nakliyeci televizyonumu kırmış. Ha ben gördüm. Nakliyeci. O 4 milyar televizyon parasını vermezsem Allah rezillik. 3,5 milyar. Hayır 4 milyar. Vallahi rezillik. 4 çıkarım. Değil 3,5. Televizyonumu kırmasaydın kardeşim. Zaten onun için ne var? Normalde atmaları gerekiyor. Valla kavga çıkar. Ödemesi lazım. Ödemesi gerekiyor. Kızlar burada oturacak bir yer de yok. Nerede oturacak? Size bir çay ikram. Ne oyun? Hala oyun yazıyor. Yok sen yok yok ben ikram. Anne. Nasıl olsa size kaçar ses. Oyun yazıyor. Biz kaçmayalım. Ya gülerken ağzınızdan bağlı kaçacağım. Doğulu adam burada. Ulan şaka yapıyorum. Yete yazmışlar. Yete yazıyorlar. Oğlumuz gelse bu teklifi reddedelim. Ay burada da sümük. Bak abdi. Nargile içmeyi gidiyorsun. Niye şimdi? Aa. Sen nargile seviyorsun abla. Uzak mı aşkı gideceğiniz? Yok abla. Yürüyerek. O şey dün sizin gittiğiniz şey var ya patrocu. Midyeci Ahmet'i karşı sokağa. Aynen. Midyeci Ahmet. Yo bayağı değil. Başka zaman başka. Anne gidelim midye sen aslında. Başka zaman başka. Tamam siz bilirsiniz. Zaten illa denk geliriz burada. Biz burada seni Nadem bırakmayız. Teşekkür ederim Nadem. Ay valla sizi çok sevdim kız çok tatlısınız kurban vereni. Abla yapma bak, yapma. Bak. Biz ne üstü döküyorsunuz? Söz aldık biz. Evet, kızlar buluyor. Kızlar kafeniz bir numaranızı aldım kafeye geleceğim dur. Kızlar bir numarayı sildim. Bu ne? Burası oldu. Kızların yanına kafeye gideceğim. Çok güzel. Yok, sen onu normal parktan daha iyi oldu. Nasıl söyleyeyim mi? Ulan bir silah. Bu normal parktan daha iyi oldu. Bak, buna geometrik şekildeyiz bak. Geometrik şekildeyiz bak. Tabi geometrik şekildeyiz bak. İyi, ağzına geçin. Şunu onu yere sıkılman gerek ha. Öyle oldu. Sen buraya kalın da kazısın kafe kızlar. Ya! 15 dakika. Çok yakın ki ben sana söyleyeyim. Ümraniye mesela alışveriş için de çok iyi yani. Çarşı. Gidin tarif alıyor. Kız yarın gidip kendime tişört alacağım. Tişörtüm yok bile. Ümraniye nerede kızlar? Yakın mı? Vii buna yine Instagram istiyorlar. Ya kimin ne oldu ya? Eminim kız yok. Instagram'ını istiyorlarmış kızlar. Benim mi? Evet. Çabuk ver. Benim steak hesabım var. Kızlar niye benimkini istiyor? İstiyorlar ne bileyim. Anne ben önde oturuyorum. Anne dedi eve gideceğiz istediğini yap dedi. Eve gitmeyi de bilmiyorum. Bak konum nerede? Konum bizde yok. Nasıl yok? Sende var ya Hira. Acımasız. Konumu aç Hira, konumu aç. Kanımı öyle attım. Ben de sana evde aynısını atacağım. Bakalım güzel mi? Aynı yere atacağım. Bakalım bunu attım. Bu Meki abla onun da değil ya. Mekoş konumu aç Hira. Konumu açalım. Al. Anne al. Ver. Kaç dakika görünüyor? 4 dakika görünüyor.